Herkese yeni günden, yeni videodan selam dostlarım. Günaydın. Saatlerimiz 9'a çeyrek var. Sabahın köründe kalktım ve sağlık ocağına gideceğim. Şimdi çıkacağım evden. Bizimkiler uyuyor, o yüzden böyle sessiz konuşuyorum. Eğer uyanırsa yanarım çünkü ağlar. Hemen gidip bu şeker olayı var ya, onun için hemen bir kan verip gelmem gerekiyor. Böyle uyandığımda, özellikle erken saatlerde uyandığımda ve bir şey yemediğimde aşırı derecede bir mide bulantısı ve mide krampı yaşıyorum. O yüzden şu an kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir an önce şu kan işini vereyim. Şimdi açlık vereceğim. Tokluğu bugün verebilir miyim bilmiyorum. Çünkü sağlık ocağı belli bir saate kadar kan alıyor, kanlar gidiyor. O süreyi yakalayamayabilirim. Bir gideyim bakayım, doktorumla görüşeyim. Koca doktorumuz da çok iyi bir doktor. Ben çok memnunum. Onunla da bir görüşeyim bakalım. Olmazsa tokluğu da yarın falan, ertesi bir gün sabah kahvaltı yapıp gider öyle veririm diye düşünüyorum. Bakalım ne diyecek. Şimdi ben evden çıkıyorum. Evet, kanımı verdim ve çıktım. Sadece açlığı verdim. Dediğim gibi tokluk yetişmeyecek. Ona başka bir gün geleceğim. Hatta benim kendi doktorum bugün yokmuş, izindeymiş. Başka doktorla şey yaptık. Ama toklukta ona gideceğim. Ne olduğu gün gideceğim. Açlığı da sonucunu da gösteririm. Geldiğimde tokluğu da veririm. Kahvaltı yaptıktan bir saat sonra. Normalde aslında 2 saat sonra bakılıyor tokluk şekerine. Ama gebelikte 1. saatte bakılıyor. Aslında değerlerim çok da yüksek çıkmamış. Buradaki doktor öyle söyledi. Yani ikisi tam böyle sınırda, açlıkta, toklukta. Açlık bir tık böyle daha şeydi. Ama işte bakalım, inşallah bu sefer daha güzel çıkar. İçimiz daha bir rahat eder yani. Bir zamanlar burada yürüyüşe geliyordum, bilenler bilir. Ali Eren kreşe gidiyordu. Onu yolluyordum. Ve yürüyüşe geliyordum. Bugün de tam yürüyüş havası var aslında ama bilin bakalım kimin yürüyüş yapmaya vakti ve enerjisi yok. Bir Kübra Temir kişisi. Islanmaz arkadaşlar. Poğaça aldım kendime. Poğaçaları o kadar çok seviyorum ki. Hamileliğimden bu yana özellikle aşırı böyle bir sevmeye ve canım istemeye başladı. Poğaçaların fiyatları daldı başına gidiyor valla. Bir tanesi 6 TL falan herhalde. Bizim burada her yerde de değişiyor fiyatlar. Neyse, evimize geldik bakalım. Bugün atlattık çok şükür. Eren Taş'a kahvaltı hazırladım. Şimdi peynirli, yumurtalı. Bu aralar birazcık iştah sorunumuz var. Biraz da böyle kırgınlığı var, hasta gibi. Asla bir şey yediremiyoruz. Bakalım ekmeksiz şöyle şunu bitirirse yeter bile şu an. Ay. Aferin oğluma. Yedi iyileş aşkım. Ne var? Tamam, ondan da vereceğim. Ali Eren. Ali Eren, Eda teyzesi ne almış? Gel. Umuyorum Ali Eren kırmadan güzelce oynarsın. Çok güzelmiş o. Bir de ver de Ali Eren at. Babasını daha çok sevmesi. Orada bekliyor. Oğlum sen at, gel. Gel. Gel oğlum, gel. Koy. Gel. Yanıma gel. Orada bekliyor. Hadi oğlum, bay! Bir de sen at, bir de sen at, gel. Hadi oğlum, yeter de gel. Ali de nasıl olur, oğlum? Topu çok küçükmüş ama yerlerini mi kaybeder? Kaybeder, yemiş zaten. Kaybetmesin mi kaldı? Babam, gel. Bir de Ali Eren vursun. Gel, gel babam, gel. 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 Orada, gel. Oğlum seni orada beklemeyeceğiz. Buraya gel, buraya. Gel sen at topu, gel. Gel kalede babam beklesin. Gel şuraya bırak. Şunu tut, şunu tut. Şunu tut, şunu tut. Tut onu, tut. Bırak. Ne diyeyim bak şöyle.
Şöyle yap, böyle yap, böyle yap. Şöyle yap. Şöyle. Dört kişi yazıyor zaten üstünde de. Vay! Getir. Hayır! Koy baba. Başını şöyle koy. Tut. Tut koysun şimdi sen. Tut sen de. Gel tut parmağını, şu parmağını oğlum. Ben bakalım geçti oğlum. Tut tut mu? Tut oğlum tut. Bırakma bırakma. Bırakma. Mantığını anlayamadık ya. Şimdi bak. Bırak. Bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar. Ben şu an bu videoyu çektiğimde Ramazan'ın 5. ya da 6. günde falanı sanıyorum. İlk zamanlar video başlatıp çekememiştim. O yüzden buradan da hayırlı Ramazan dileklerimi sizlere iletiyorum. Aşağıda benim kargom geldi. Yine size onları göstereceğim. Onları göstermeden önce de indirime denk gelip almışım. Ondan da çok kısa bahsedeyim istiyorum. Çünkü bu sanırım Ramazan'a özel bir şey. İhtiyacı olanlara fikir olsun. LC'nin kendi uygulaması, telefona indirdiğimiz uygulaması bende vardı. Ramazan'ın o sahura ilk kalktığımız ilk gece bildirim geldi. Uygulamadan işte ikincisi 1 TL diye. Hatta daha sonra bir 2 saat sonra kargo bedava da oldu. Ve ben oradan iki tane ürün aldım. Çok uygun fiyat almış oldum. Neredeyse bir ürünü vereceğim parayla 2 ürün almış oldum. Şimdi size onu da gösteririm. Daha sonraki günlerde baktım. Sahura özel fırsatlar oluyor. Hep aynı indirim olmuyor. Farklı farklı indirim oluyor. İkincisine %50 indirim oluyor. İşte %30 indirim gibi böyle uygulama da indirimler oluyor. Normalde de arada oluyordu ama bu kadar sık olmuyordu. Böyle Ramazan'a özel sahur fırsatı diye indirimler oluyor. Sizin de ihtiyacınız varsa kendiniz veya çocuklarınız için uygulamayı indirip telefonunuza bir bakın. Bence güzel indirimler denk geliyor. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Bir tane şöyle çok tatlış bir alt üst aldım. Yeri o kadar güzel ki %100 pamuk. Bunun bir tanesi zaten 80 TL'ydi. Ben ikisine 82 TL'ye vermiş oldum yani. Ya şunu yine size soracağım. Ben bunları da 3-6 ay aldım. Böyle de gözüme kocaman geliyor. Ama diyorlar ki yıkayınca çeker, hani giyer. Giyemezse diye de tereddütte bulunuyorum. Çünkü Haziran'ın sonu gibi, hatta biraz daha geçerse belki Temmuz'un başını bile bulabilir doğum. Tabi bunu bilemiyoruz. Belki Haziran'ın ortası da olacak ama hani 40 haftalar baz alındığında Haziran'ın 29'u falan diyor tarih. Olduğunda çocuk 3-6 ay demek sonbahar kışa denk geliyor. Ama bana herkes diyor ki hani zaten yıkıyor, biraz çekiyor, çocuğa doğru yıkarlıkken falan giydirirsin diyorlar. Ama bir taraftan da böyle emin olamıyorum. Acaba büyük mü? Giydiremezsem, kışa kalırsa falan diye de böyle. Çünkü bir hevesle güzel güzel kız cicileri alıyorum. Biraz o konuda tereddütüm var. Sizin de tecrübeniz varsa, özellikle yaz anneleri, aşağı yorumlara bana yazarsanız çok sevinirim. Diğer bir takım da ben hep tulum aldım. Zaten çok bir şey almadım. Almayacağımı da söyledim defalarca. Aldıklarımı da size videoların içine de göstermişim. Genelde tulum tarzı almıştım. Çok hoşuma gidiyor onlar. Bunları da o yüzden böyle üstten tercih ettim ama tulumlar gene sanki biraz küçük gibi duruyordu. Bunlar böyle birazcık büyük mü diye düşündüm. 3-6 aylık. Ama işte 2 aylıkken falan giyebilir mi? Çok giyemez mi? 1-3 mü alsaydım? Yani bunların 4 ay gibi bir sürede değişimi var. Fakat hani 4 ay dediğin işte yeni doğum yaptığım zaman değiştirebilirim. Hani belki çok zayıf doğarsa hani giymeyeceğini kestirebilir miyim onu da bilmiyorum. Bu konuda birazcık kafam gerçekten karışmış durumda. O yüzden tecrübeli annelerin fikirlerine çok ihtiyacım var. Hani 1-3 ayı da alsam yani belki çok az giyecek, belki giyemeyecek. Zaten ilk bir ay hani belki çok kısa giydiremeyeceğiz. O yeni doğan döneminde bilmiyorum. Yaza denk gelmesi zormuş sanırım. Ya bu kıyafet konusunda gerçekten böyle bir arada derede kalmış durumdayım. Alerende hiç böyle bir sıkıntım yoktu. Böyle bize de
yarın misafirimiz gelecek iftara. Onun hazırlıkları var. Bir gün önceden yapılması gerekenleri falan hallediyorum. Şimdi ben kaldığım işlerime bir yerlerden devam edeyim. Sizlerle de bir yerlerde tekrardan görüşürüz. Yarın iftara misafirlerimiz geliyor. Halil'in kuzeni geliyor. Eşiyle birlikte. Tatlı olarak güllaç yapacağım. Onu bugün akşamdan hazırlayayım istedim. Bugün. Açıkçası güllacı ilk defa yapacağım. Güllacı çok seviyorum. Annem yapıyor genelde Ramazanları. Orada yiyoruz. İşte arada dışarıdan alıyoruz falan. Ben güllacın yapımının hep böyle zor olduğunu düşünüyordum. O yüzden de hiçbir zaman nasıl yapıldığına baktım, ne yapmaya yeltendim. Sonra misafirlerimiz geleceği için işte tatlı ne yapsam diye düşünürken ya dedim dur bir bakayım. Belki ben güllacı yapabilirim. Baktım çok basit görünüyor ama umarım becerebilirim. Lezzeti de güzel olur. Şimdi hemen şöyle başlayalım. 300 gram güllacım var. 2 litre sütüm. 2 litrenin tamamını kullanacağız. Ben internetten tariflere baktığımda 2 su bardağı şeker yazıyor. Ama güllacın kendi arkasında 4 su bardağı yazıyor. Bardağım da şöyle su bardağı ama biraz küçük gibi. O yüzden şöyle ben internetten yapacağım için şöyle bununla 2,5 falan mı yapsam diye düşünüyorum. Yani çok şart tatlı olması. Şöyle bir... İki. Ben şöyle şöyle yapayım bence. Evet. Riske atmayalım. Bir de vanilini katayım diyorum. Vanilini katalım. Çok kaynatmayacağız. Sadece şöyle bir kaynatıp şekerin erimesi yeterliymiş. Daha sonra da ılıyınca ne çok sıcak ne çok soğuk ılık olduğunda da güllaçlarımızı ıslatmaya başlayacağız. Şimdi ben sütümü ocağa alıyorum. Sütümü ısıttım, ılıttım ve geldim. Bismillahirrahmanirrahim, inşallah güzel olur. Şöyle tepsiye birazcık dökelim. Parlak kısmı dışa gelecek bu şekilde. Yaptım. Şimdi arasına hem ceviz hem muz koyacağım.
yapacaksın. Sonra üstünü süslemelerini de öyle yaparız. Biz şimdi iftarımızı yaptık. Daha doğrusu Halil yaptı. Tabii ben de onunla birlikte akşam yemeğimi yedim. Yemeğimizi yedik. Ortalığı bile çok fazla toplamadım. Şöyle hemen bulaşıkları lavabonun içine attım. Dışarı çıkıyoruz. Şöyle bir yürüyüş yapacağız. Belki Eren Toş'u parka götürürüz. Onlar parkta oynarlarken ben de yürüyüşümü yaparım. Öyle elimden geldiğince artık yürüyüşerek çıkmaya çalışıyorum. Ops. Ali Eren bak tam at varmış orada. Tam hem de tam at figürü. Bunu yeni yapmışlar herhalde. Tam da... Ben yeni görüyorum. Tam da at şeyi boyamışlar mı? Yap. Dık 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 dık. Şimdi top getirdik. Sahada biraz oynayacaklar. Ben de bu şurada bir yerde yürüyüş yaparım. Ali Eren. Geliz gel. Gel buraya. Yöneteye gelin. Bayılıyor topa. Sahada kendini kaybediyor bak. Yürüyüşlerin sonunda bir şeyler yemesem, dondurma gibi, çikolata gibi, çok daha güzel ve etkili olacak ama onu bir türlü aşamadım, ne yapacağız bilmiyorum. Tatlıyı, çikolatayı, yani özellikle tatlı olarak çikolatayı, şerbetli tatlı çok sevmem zaten de çikolata olayını atlatamıyorum bir türlü, dayanamıyorum. Bakalım sonucumuz ne çıkacak. Bu şeker olayı beni çok stres yaptırdı ya. Yani yememem lazım. Dayanamıyorum, bir taraftan yiyorum. Yedikçe vicdan azabı çekiyorum. Bakalım sonuçlarım iyi çıkarsa böyle bir rahat oh çekeceğim yani. Yine dikkat edeceğim tabii ki ama hani güzel bir oh çekeceğim yani gerçekten. Videoyu editlerken fark ettim ki kapanış videosu çekmemişim. Onun için kamerayı tekrar açtım. Bu arada güllacın üstünü süslerkenki ve son halini de çekmemişim. Güllac efsane oldu. Siz de aranızda böyle güllacı gözünde büyüten, ben yapamam diye düşünen varsa hiç tarifine bile bakmadan... Mutlaka denesin. Çok basit. Yapımı çok kolay ve çok lezzetliydi gerçekten. Evet, kapanışımızı da yapalım artık. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Buraya kadar da izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İnşallah bir sonraki vloglarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.